aleyküm. Aleyküm selam. Hayrola koca baba, nedir bu telaşın? Burada buluşalım diye haber salmışsın. Pehlivanla birlikte apar topar geldik. İsa Çelebi gelmedi mi? Hayır. Niçin topladın bizi koca baba? Ananın karnında 9 ay nasıl bekledim pehlivan? Oradan da 10 gün evvel çıkmış ha? Selamünaleyküm. 3 saat peşinde at koşturdum, yetişemedim. İhtiyar tilkinin buyruğunu götürdüm sizlere. Birkaç türedi şövalye etraflarına topladıkları çapulcularla eşkıyalık edip halkı aleyhimize kışkırtırlarmış. Bir de kont bozuntusu Flay diye bir adam varmış. Mümkünse onu sağ salim yakalayıp huzura götürmemiz buyuruldu. O Flay denen adamın namını ben de duydum. Şeytanın ta kendisiymiş. En az 200-300 kişiyle dolaşırmış. İsterse 3 milyon adamı olsun. Bizim 4 kişilik orduyla baş edebilir mi? Hadi davranın, gidiyoruz! Hayda! Hadi! Şartın bakalım. Ağır ol bakalım. Şimdi senin kafanı koparıp Ali Ağa'ya göndereyim de masum bir kıza saldırmanın cezasını dünya alem öğrensin. Bana kimse zorla saldırmadı Cafer. Uyduruyorsun. Sen sus. Seninle ayrıca konuşacağım. Önce şu namus düşmanının hesabını göreyim de. Demek ben namus düşmanıyım, öyle mi? Elbette, sözlüm o benim. Evleneceğiz, babası onu bana verecek. Hayır! Ben Osman'ı seviyorum. Ölürüm de sana varmam. Onun ölüsüyle mi evleneceksin? Demek öyle, bir yanaşma benim kızıma, Ali Ağa'nın kızına güpegündüz saldırıyordu, öyle mi? Ben yetişmeseydim namusunuz elden gidiyordu ağam. Elini ayağını bağlamıştı zavallı Ayşeciğim. Kurtulmasına imkan yoktu. Hayır! Yalan söylüyor, bana kimse zorla saldırmadı. Ben Osman'ı... Sus! Defol git odana! Sana bir şey soran oldu mu? Defol! Bu işi temizlemek gerek. Pes adamlarımı toplayıp o iti yakalayın. Etlerini dilim dilim doğrayıp köpeklere atın ki Ali Ağa'nın namusuna el uzatmanın ne demek olduğunu anlasın. Anladınız mı? Hadi durmayın. Evini yakın, anasını da sürün bu köyden. Onlara ait hiçbir iz kalmasın. Bunu yapmayacaktım oğul. Ali Ağa ile kimse baş edemedi şimdiye kadar bu köyde. Hele ortada kızı namusu mevzu bahisi olunca. Ne yapalım ana? Usulünce kızı istediğimiz zaman verseydi, biz de dağda bayırda buluşmaktan kurtulur, herkes gibi bir yuva kurardık. Vermez oğul, vermez! O ağa, bizse... Ben... babası bile belli olmayan... bir adama... kız vermem demiş, değil mi? Söyle bana ana! Bu
yaşa geldim, hala babamın kim olduğunu, nerede bulunduğunu bilmiyorum. Söyle bana, yaşıyorsa nerede? Rahmetli olduysa mezarı da mı yok? İşte geldiler, öldürecekler seni. Ne olur kaç oğul, dayanamam senin acına. Meraklanma sen anam. Gelecekleri varsa, görecekleri de var. Osman! Ne var Ayşe? Kaç buradan Osman! Öldürecekler seni! Babam bütün adamlarını toplatıp senin üstüne saldırtıyor. Evinizi yakacaklar. Seni öldürecekler. Anneni de öldürecekler. Hiçbir şey yapamazlar bize. Bırak onu Osman! Ona dokunma! Sebebini sorarsan şimdi söyleyemem. Ama bir gün sağ kalırsam anlatırım sana. Babanın ve bu kılıcın hikayesini öğrenir, şüphelerinden arınırsın. Hadi şimdi kaç buradan, uzaklara git ama yaşa! O köhnemiş çuval bir de senin acına dayanamaz. Osman! Orada mısın? Erkek sen çık dışarı! Onun geldi Osman! Buradan kaç o, hadi durma! Hayır ana! Fakirlerin de yüreği vardır. Hakkını helal et. Osman, gitme üstlerine! Seni öldürmeye geldik! Senin yanına kovmaz, arkadan vurdurur seni! Ana olarak üstünde biraz hakkın varsa kaç buradan! Yoksa südümü helal etmem sana! Olsun ki, nah bu pençelerimle boğazlarım. Thank you.
suratını patlatayım da görürsün. Bırak elimi, ne istiyorsun? Yiyeceklerimi. Kız onları bana getiriyordu. Demek açsın. Öyleyse doyuralım seni. Bir araba dayak yeter mi? Bir dene bakalım. Teşekkür ederim yabancı. Şimdi sana hanımızın en güzel yiyeceklerini hazırlayacağım. Kız da ağzının tadını biliyor hani. Sormaya yok. Ne tuhaf adamsın sen böyle. Neden? Bilmem. Kuvvetlisin, cesursun ve o kadar da sessiz. Bir derdin, bir özlediğin mi var? Ne olursa olsun çok beğendim seni. Adamların bileklerini sıkarken pençelerinin kuvvetini kemiklerinde hissettim. Türk akıncıları bile hayran kaldılar. Türk akıncıları mı? Nerede? Burada. Sen haydutları doğarken yemek yiyorlardı. En yaşlıları seninki kadar kuvvetli pençe görmediğini söyledi. Burada mı kalıyorlar? Evet. Dün doğarken gidecekler. Ama ben sana bunları söylemeye gelmedim ki. Neden geldin peki? Kemiklerimi kırdırmaya. Kim ola ki? Hamdaki delikanlı. Selamun aleyküm. Hoş geldin delikanlı. Nereye yolculuk? Bir kaleye varmaya çalışıyorum. Neden? Akıncı olacağım. Akıncı mı? Bu kadar kolay mı sanırsın sen bu işi? Ağzı süt kokanları almazlar. Beni ağzına alanları da şeytan çarpar bilesin. Meydan okuduğun adama dikkat et delikanlı. Senden icazet aldıysa çürüye çıkmaya hazırlanıyor demektir. Dur onu bana bırak.
kemiklerini bir torbaya doldurup anacığının yanına göndereyim ha, ne dersin? Güreşten anlar mısın delikanlı? Senin gibi bir fil yavrusunun sırtını yere çivileyecek kadar. Ya öyle mi? Gel bakalım. Göstermek isteyen var mı? Bağışla beni koca baba. Bu çocuğun bizimle daha fazla eğlenmesine dayanamayacağım. Kolla kendini çocuk. Müsaade var mı? Adın ne senin? Osman. Bütün akıncıların birer lakabı vardır. Sana da kara pençe lakabını takıyorum oğlum. Hayırlı olsun. Yani ben şimdi... Evet, kara pençe. Senin gibi bir yiğidi aramızda görmek bize şeref verir. Sağ ol ağam. Bu kocamış Akıncı'ya bütün yakınları baba derler. Sen de öyle diyebilirsin. Peki baba. Aramıza hoş geldin kara pençe. Ve nefis av etlerimiz var. Yemez misiniz? Yemek yedik, hemen yatacağız. Birer kadehte şarap da mı içmezsin? Biz şarap içmeyiz güzelim, günahtır. Günah bazen tatlı olur. Bizim peşimizde bile olsalar, onlar uyanıncaya kadar işimizi bitiririz. Unutma söylediklerimi. Mutlaka öğreneceksin bunların ne aradıklarını. Hadi kalkın. No, sen yatmıyor musun? Yatacağım ya. Aşağıdaki heriflerin hali hiç hoşuma gitmedi. Acaba bizim aradıklarımızdan olmasınlar? Ben de huylandım adamlardan.
Şu senin kızı bir yoklayıversen ha, belki bir şeyler öğreniriz. Olur koca baba. Tekrar göremeyeceğim diye öyle korkuyordum ki. Gel, odama gidelim. Seni çok, çok özledim. Ben de. Hadi gel öyleyse. Tabii, tabii geleceğim. Ama önce soracaklarıma cevap vereceksin. Neymiş soracaklarım? Buraya geldiğimiz zaman aşağıda oturanlar kimlerdi? Ne iş be, onlar da sizi sordular. Hı? Söyledin mi? Evet, Türk akıncıları dedim. Kim onlar? Miklos'un adamları. Miklos mu? Kim bu? Yağmacıların, haydutların reisi. Karışıklıktan istifade ederek her gün bir yeri soyup keselerini dolduruyorlar. Şimdi de şeye gittiler. Nereye? Kont Flay'in evine. Kont Flay mi? Evet, onun köşkünü soyup suçu Türklerin üstüne atacaklar. Nerede bu ev? Şehrin batı girişinde. Kocaman saray gibi bir ev. Gel, sırası mı şimdi bunların? Lafla vakit kaybetmeyelim. Sen beni bir dakika bekle Magda, hemen döneceğim. Söz. Gecikme, ölürüm yoksa. Çabuk olun! Arkadaşınız korkunç Ivan'ın peşinden gitti. Nereye? Kont Flay'in evine. Nerede bu ev? Bolya, haydutlar anne, evin etrafını sarıyorlar. Ne yapacağız şimdi? Thank you.
kılıç erkek eline yakışan bir alettir Matmazel. Sizin eşsiz güzelliğiniz ise benim kollarımın arasına. Kimsin? Sizin gibi ırz düşmanlarının işkembelerine delik açmaya meraklı biri. Ya öyle mi? İvan'ın peşinden gitti, mağaralara doğru. Ne olur kurtarın kızımı. Siz şuradan gidin, ben arkayı dolaşayım. Hadi. Babası istediğimiz parayı hala göndermedi değil mi? Hayır, göndermedi. Yarın sabaha kadar göndermezse kellesini koparıp babasına yollayın. Baş üstüne.
Paralar geldi mi? Gelmedi efendim. Yarın sabaha kadar istediğimiz para gelmezse kızları aranızda paylaşın. Kavga etmek yok ha. Merak etmeyin, sağ olun efendim. Benim içeride biraz işim var. İzimizi bulup gelebilirler. Gözünüzü dört açın. Yoksa oyarım gözlerinizi. Siz keyfinize bakın efendimiz. Uzaklaşın buradan, kurtarın kendinizi. Yeah.
pençe burayı mezbahaya çevirmiş. İyi ama kendisi nerede? Kimsiniz siz? Osman. Kara pençe Osman derler. Demek meşhur kara pençe sizsiniz. Nereden biliyorsunuz? Abim bahsetmişti. Kim senin abin? Flay. Kont Flay. Flay? Yani sen Kont Flay'in kardeşi misin? Evet. Neden şaşırdınız? Hiç. Biliyor musunuz? Beni çok şaşırttınız. Neden? Abim ve diğer tanıdıklarım bana Türkleri kaba, barbar ve vahşi insanlar olarak tanıtmışlardı. Halbuki... Evet, halbuki... Bizim koca oğlanı merak etmeye başladım çocuklar. Ben de. Demek sana Türklerden kaba, vahşi, barbar diye bahsettiler, öyle mi? Evet. Öyleyse neden hala buradasın? Kaç sana. Kaçmayı aklımdan bile geçirmedim. Ayrıca sen şimdiye kadar tanıdığım insanların en mert, en cesur, en kibar olanısın. Başka? Şu anda hayatta oluşumu sana borçluyum. Bana hiçbir şey borçlu değilsin. Biz Akıncılar her şeyi vatanımız için yaparız. Hoşça kal. Gidiyor musun? Arkadaşlarım beni bekliyorlar. Gitmem lazım. Seni tekrar görebilecek miyim? Kısmet. Demek barbar Türkler evimi basarak sevgili kız kardeşimi kaçırmak cüretini de gösterdiler, öyle mi? Sana evimizi basıp yağma eden, bana ve kız kardeşine tecavüz edenlerin Türkler olmadığını kaç kere söyleyeceğim oğlum? Bilakis onların elinden bizi kurtaranlar Türklerdi. Onlar olmasaydı... Ne olursun anne! Senin aklın ermez böyle şeylere. Benim vatandaşlarım böyle adiliklere tenezzül etmez. Etti bile! İbolya kızım! Demek yaşıyorsun. Evet anne. O kahraman Türk'ün sayesinde. Kahraman Türk mü? O da kim? Kara pençe Osman. Beni namusumun elden gitmesine ramak kala kurtardı. Korkunç İvan adlı vatandaşımız da bu kötülüğünü hayatıyla ödedi. Yalan! Doğru abi. Öldürmek için peşlerine takıldığınız, kaba, vahşi diye vasıflandırdığınız Türkler... Öz vatandaşlarımıza karşı bizim malımızı, canımızı ve namusumuzu koruyorlar. Yarın sabah Şafak'la birlikte sizi Kanice'ye yollayacağım. Oradaki evimizde daha rahat edersiniz. Ayşura da sizinle birlikte gelecek. Ayşura mı? Evet. Rey de olsa kardeşimdi. Onun da sizinle birlikte bu tehlikeli mıntıkadan uzaklaşması lazım. Nerede o şimdi? Bu saatlerde kararlaştırdığımı sana gelmiş olması lazım. Siz hazırlanıncaya kadar onu buraya getireceğim. Hep birlikte gideceksiniz. Şu vakitte Gül Ağacı Hanı'nda olmamız gerekiyordu. Bu aptal arabacı arabayı devirdi. Çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız belki gece bile burada kalacaktım. O barbarlar beni mutlaka parçalarlardı. Hangi barbarlar?
kimler olacak? Türkler tabii. Abim yollarda dikkatli olmam için çok sıkı tembihte bulunmuştu. Kim sizin abiniz? Flay. Kont Flay Hazretleri, herhalde tanırsınız. Oo, tabii, tabii tanırım ekselanslarını. Siz nereye gidiyorsunuz? Ben mi? Gül Ağacı Hanı'na. Ah, ne güzel, ben de oraya gidiyorum. Sizin gibi bir yol arkadaşı bulduğuma ne kadar sevindim bilemezsiniz. Bu mendebur arabacının ağzı var, dili yok. Üstelik benden daha korkak. Hadi gidiyoruz. Sandığı al. Buralı mısınız siz? Hem buralıyım hem değilim. Anlamadım. Yani hep gezerim ben. Nerede rahat yer bulursam orada kalırım. Ne iyi. Adınız ne? Ben mi? Şey, Simon. Çok güzel. Benimki de Ayşula. Ben Kont Flay'ın kız kardeşiyim. Kendisiyle burada buluşacaktık. Gelmediler mi? Bir malumatım yok matmazel. Hiçbir haber göndermedi bize. Ya. Henüz teşrif etmediler. Buyurun istirahat edin. Herhalde gelirler. Boş odanız varsa orada beklemek isterim. Öyle değil. Burasını beğenmedim. Emredersiniz matmazel. Buyurun. Artık biz de bir parça istirahat etsek ha? İyi olur koca baba. Ama kızmazsınız değil mi? Yo. Rahatınıza bakınız siz. Hakikaten sıcak burası. Buyursunlar ekselans, emirleriniz. Kız kardeşim gelecekti. Evet ekselans, geldiler. Yukarıda odalarında istirahat buyuruyorlar. Hangi oda? Koridorun başındaki ilk oda. İsterseniz sizi götüreyim. Hayır, ben çıkarım. Ekselans! Ekselans, bir dakika. Evet. Aradığınız Türk akıncıları bu anda kalıyorlar. Şu anda hepsi odalarında. Ne?
Evet, odalarına baskın yaparsanız bir anda hepsinden kurtulursunuz. Doğru. Sen hemen Miklos'a git. Toplayabildiği kadar adamla hemen buraya gelsin. Ben de kendi adamlarımı toplarım. İki saate kadar burada buluşalım. Baş üstüne ekselans. Nasıl geçti? Sorma abi. Aptal bir arabacıya çattım. Başıma gelmeyen kalmadı. Yorgunluktan bittim. Bu yüzden hemen yattım, uyuyordum. Hadi hazırlan. Annem ve İbolya sabırsızlıkla seni bekliyorlar. Hemen mi? Tabii. Şey, ama benim giyinmem hazırlanmam uzun sürer. Sonra gitsek? Olmaz Ayşula. Aylardır peşinde olduğumuz Türk akıncıları bu handalarmış. Onlara baskın hazırlıyorum. Biraz sonra kan gövdeyi götürecek burada. Tehlikede olmanı istemem. Peki öyleyse abi, sen aşağıda bekle beni. Hemen hazırlanır inerim. Olur, bekliyorum. Hazırlanmalarına alışayım. Gidelim. Merhaba arkadaşlar. Size yeni ve önemli haberlerim var. Konfley daha gelmemiş. Yukarıdalar mı? Kimler? Türk akıncıları. Evet, koridorun sonundaki odadalar, uyuyorlar. Konfley'i beklemeye lüzum yok, biz onlara yeteriz, hadi. Thank you.
Niyetiniz ne sizin? Ne yapmak istiyorsunuz? Dur vurma söyleyeceğim. Konseye Macar ve Avusturyalılardan mürekkep yeni bir Haçlı ordusu kurmaya hazırlanıyor. Maksadı Avrupa'daki bütün Türkleri imha etmek. Ayrıca Konseye ile Mikros köyleri basmak için anlaştılar. Başka? Bilhassa kadın ve çocuklara işkence edecekler. Böylelikle sizi yola getirebileceklerini düşünüyorlar. Dur, bağışla beni. Bütün bildiklerim bu kadar. Bu haberler çok önemli Kara Pençe. Kont Frey düşündüklerini yapar da köylerdeki masum ırktaşlarımızı kırarsa paşa bizi affetmez. Ne gibi tedbir düşünüyorsun? Son birkaç hafta içinde Frey ve Niklos'un yüzlerce adamını öldürdük. Tekrar toplanmaları zaman ister. Bu arada köylere dağılıp ırktaşlarımıza uyanık bulunmalarını, tehlike anında bizi haberdar etmelerini bildireceğiz. 20 kişi daha buldum. Akşamüstü burada olacak şekilde 60 kişi de yolda ekselans. İyi. Demek ki yarından sonra planımızı tatbik etmeye başlayacağız. Bizi uyardığımız iyi oldu Kara Pençe. Köylüye gereken tembihatta bulunacağım. Ama gene de bu gavurlara karşı önce Allah'a sonra sizlere güveniyoruz. Bunu size gönderdiler. Kim gönderdi ki? Görmeden daha fazla yaşayamadım Kara Pençe. Belki ararsın diye günlerce bekledim. Sen unuttun mu yoksa beni? Hiç hatırlamadın mı? Biz Türk akıncıları bir şey hatırlamak istesek bile görevimiz buna manidir. Vatan ve onun selameti düşünülecek ve hatırlanacak tek şeydir bizim için. Ama buraya kadar geldin. Demek ki sen de... Hislerin ne olursa olsun... Seni çok seviyorum Kara Pençe. Buraya kadar gelişin... Mutlulukların en büyüğü benim için. Kız kardeşim bir Türk'le. Hem de baş düşmanımız olan Kara Pençe'yle, öyle mi? Yazık ki şu anda İbolya'ya gidip hesap soracak vaktim yok. Kara İsa köyüne baskına gidiyorum. İbolya'yla dönüşte hesaplaşırım. Tekrar ne zaman görüşeceğiz? Sağ kalırsam ve yolum bu yana düşerse seni mutlaka arayacağım İbolya. İnan. Seni ömrümün sonuna kadar da olsa bekleyeceğim Kara Pençe. Thank you.
yardıma ihtiyacın yok galiba. Nefret ediyorum senden. Neden? Daha ne olsun? Beni önce Macarım diye kandırdın, sonra kız kardeşimle... Vay 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 vay! Sen neler de biliyormuşsun böyle. Ama Tley hepinizin kökünü kazıyacak. Senin, arkadaşlarının, İbolya'nın. Şimdi Kara İsa köyüne baskına gittiler. Kara İsa köyü mü? Evet. Hey! Karapençe! Deli gibi geldiğine göre pek hayır alamet değil. Hayrola Karapençe! Filey ve adamları Kara İsa köyüne baskına gitmişler. Kara İsa mı? Evet, benim köyüm. Senin köyün ha? Hiç kimseyi sağ bırakmayacaksınız! Kadın ve çocuklar dahil! Yoksa ben sizi öldürürüm! Anlaşıldı mı? Hücum! De! Thank you.
Thank you.
zoruna bak! Soruyordum benden. İşte karşında baban. Koca baba. Demek sen... Oğlum benim. Baba. Oğlum da senin gibi Akıncı olmasın. Beni yalnız koymasın diye sakladım. Hep sakladım ama... Sonunda o da Akıncı oldu. Hem de ne Akıncı! Akıncıların kralı! İsa Çelebi! İstediği en yüksek mertebeye vardı o. Şehit oldu. Vatanı için canını verdi. Şimdi üzüleceğiniz yerde... ...onun ve onun gibi vatanı uğruna ölen nice kardeşlerimizin öcünü almak üzere yollara düşmelisiniz. Ya sen baba?
Ben artık kocadım oğul. Ananla birlikte senin başarıların için dua edeceğiz. Yolunuz açık, gazanız mübarek olsun.